Evet arkadaşlar, denize geldik. Arkadaşlar denize hoş geldiniz. Bunu şöyle bir köye bir gider gibi yapalım. Bu allenin üstünde güneş enerjisi var. Güneş panelleri var. Hem gölgeliği sağladık hem de enerji üretiyoruz. Başkanım, burası 400 kişilik konferans salonu. Bundan böyle istediğiniz zaman burada toplantılarınızı rahatça yapabilirsiniz. Kahramanmaraş güzel bir kent gerçekten. Rahmetli dedem derdi ki Kahramanmaraş için cennetin ya altında ya üstünde derdi. Böyle güzel bir yerdi Kahramanmaraş. Edebiyatı var, tarihi var, kültürü var, çok muazzam, bir de sanayisi var, her şeyi var. Gerçekten bu rakamları bazen sayıyorum, Türkiye'nin diyor iplik üretiminin 1/3'ünü üretiyor, dokumanın %17'sini üretiyor, çelik eşyanın %60'ını üretiyor, üretiyor da üretiyor maşallah. Ama bir eksiğimiz var, nedir o? Tanıtım. Yani Kahramanmaraş'ımızın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bu ülkenin emin olun ki çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bu eksiği telafi edelim istedik. Nasıl edelim? Öyle bir proje yapalım ki hem ulusal boyut olsun hem de uluslararası boyut olsun. Yani hem ülke içinden misafirlerimiz olsun hem de yurt dışından misafirlerimiz olsun. Öyle ki yurt dışından gelen yatırımcılarımıza, müteşebbislerimizi, bizim müteşebbislerimizle yatırımcılarımızla buluşturalım, ortak yatırım alanları oluşturalım. Öyle bir proje üretelim ki katma değeri bize çok fazla olsun. Onun için çalıştık. Öyle bir proje üretelim ki aslında sürdürülebilir olsun. Yani sadece Expo dönemiyle yetinmeyelim. Expo döneminden sonra da Kahramanmaraş'ımıza hem ülke içinden hem de ülke dışından misafirlerimizi taşıyabilelim. İşte bu bağlamda içinde bulunduğumuz bu mekan Aras Tabiye Çarşımız. Burada Kahramanmaraş'ımızın özel ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışlarının yapılacağı bir alan. Bunun dışında herkesine, yani toplumumuzun herkesine hitap eden bir proje var, projeler var. Mesela biraz sonra gezeceğiz, Çocuk Dünyası diye bir projemiz var. İçinde resim atölyelerinden tutun, müzik atölyelerine, bilim atölyelerine, hatta hayvanlar için polikinden kadar hepsi var. Rahat nefes alabileceğimiz, kenarında oturabileceğimiz 70 bin metrekare büyüklüğünde masmavi bir deniz. Türkiye'de uğur böceğiyle kelebeğin bir radar olduğu tek bir proje var. Bu da bizde. Bakın sadece geçen sene Konya'daki kelebek bahçesine bir senede 600 bin kişi gelmiş. Bizde hem kelebek var hem kur böceği var. Çocukların oyun alanları, luna parklar, açık AVM'ler, 2 tane Mado, 300'ün üzerinde hobi evleri. Dolayısıyla burayı sürekli ziyaret, buraya sürekli ziyaretçilerin gelmesini sağlayacak çok önemli proje. İnşallah yakın bir zamanda açacağız. Biraz bu pandemiden dolayı sonra devam ettik. Allah için bakın, bu şeyden sonra, depremden sonra açmayalım mı, açalım mı diye düşündük. Sonra dedik ki ya zaten her taraf yıkılmış, bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. İnsanların gelip gidip rahat nefes alabileceği, çocuklarıyla, aileleriyle oturabileceği mekanlara ihtiyaç var. Yani bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla açarsak insanlarımız gelir buralarda yakınlarıyla, evlatlarıyla, ailelerle nefes alır diye düşündük. Açalım dedik.
Ama biraz sıkıntılar oldu. Ama gene de inşallah Allah'ın yardımıyla yakın bir zamanda açacağız. Yani o geçmişteki şeyleri bir tarafa bırakın. Bazen ben de diyorum ki, şimdi gezince göreceksiniz, ya biz bu projeyi nasıl yaptık diyor. Gerçekten bu bir dünya projesi. Ben 30 tane ülkede, en az 30 tane ülkede expo gördüm. Bizimki içerik olarak çok daha anlamlı, sürdürülebilir olarak da hepsinin üstünde. Çok iyi şeyler yaptık. Şimdi konuşanlar olabilir ama eser burada. Burada duruyor. Bu eserden de bu memleketin insanları, dışarıdan gelen insanları gezecek, istifade edecek inşallah. Gerçekten bir dünya projesi bu. Bu akşam bizlerle beraber olduğunuz hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah yakın bir zamanda açılışta buluşalım diye temenni ediyorum. Sayın Başkanım abi, bu güzel program için teşkilatlarımızı, il teşkilatlarımızı, belediye meclis üyelerimizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Tüm bu programda emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlik beraberliğimize bu program bir nebze olsun. Yine katkıda bulunur. İnşallah birlik beraberliğimiz artarak devam eder. Tabii projenin içerisinde bulunmak, ilk günden beri takip eden biri olarak her geçen gün bizi heyecanlandırıyor. Projenin gelmiş olduğu, geçmiş olduğu safhaları bilen biri olarak gerçekten buradaki büyük emeği hep beraber görebiliyoruz. İlk temelinin atıldığı zamanları hatırlıyorum. Gerçekten acaba nasıl yapacağız diye merak ettiğimiz, bir ilçe belediyesi öylesine büyük bir projeyi nasıl başarabilir diye merak ettiğimiz bir projeydi. Ama şükürler olsun, geldiğimiz noktada hamdolsun büyük emekler harcanarak projemizi, expo projemizi gününe, zamanına yetiştirdik. Ve elhamdülillah 2023 yılında expomuzu neredeyse bugün itibariyle %100 bitmiş halde nitelendirebiliriz. Çok az eksiklerimiz kaldı. İnşallah zaten deprem süreci olmasaydı belki de şimdiye açmış ve burada misafirlerimizi ağırlıyor olacak. Şimdi tabi deprem sürecinin de bize getirdiği zorunluluklar bazı programlarımızı ne yazık ki zamanında yerine getirmememize sebep oldu. İnşallah günü geldiğinde, takvim belirlendiğinde hep beraber buranın o açılışına eşlik edeceğiz. Misafirlerimizi ağırlayacağız. Vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Ve inşallah hep beraber bu projeyle gurur duyacağız. Kahramanmaraş'a büyük bir yatırımı bir kez daha kazandırmış olacağız. Tabi bu proje aynı zamanda AK Parti'nin yerel yönetimlerinin vizyonunu göstermesi açısından da farklı bir proje. Neredeyse Büyükşehir Belediyesi, belki de bakanlık seviyesinde kurumların yapacağı bir şeyi biz Allah'a şükürler olsun ilçe belediyemizin eliyle yapıyoruz. Bu gerçekten bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başladığı yerel yönetimler yolculuğundan itibaren AK Parti yerel yönetimlerinin hangi noktalara geldiğinin çok net bir göstergesi. Tabii konuşuyorlar ama Allah'a şükürler olsun bizim yerel yönetimlerimiz, bizim belediyelerimiz konuşmuyor sadece, yaptıkça yapıyor. Allah'ın izniyle bu vizyon projelerimizi geliştirerek devam edeceğiz. Şehirlerimize zenginlik katacağız. Şehirlerimizin kendini geliştirmesine katkıda bulunacağız. Bu vesileyle şehirler kendini geliştirdikçe orada yaşayan insanlarımız da kendini geliştirmiş ve farklı bir bakış açısıyla artık kendini göstermiş olacak inşallah. Ben gerçekten güvendiğim bir proje. İnşallah Rabbim tamamını erdirsin diyorum. Şurada kısa bir zaman kaldı. Allah nasip ederse %100'ünden de faydalanmış olacağız. Aslında deprem zamanında da o yüzücü günlerin ilk zamanlarında da burası farklı bir yönüyle kendini belli etti. Burada sağlanan yaşam alanlarıyla depremde gerçekten birçok insanımıza, birçok vatandaşımıza burası ev sahipliği yapmış oldu. Burada önemli bir açığın kapatıldığını hep beraber gördük. Nitekim burada sadece o yönüyle değil, konteyner kentin kurulması, burada birçok insanımızın gerçekten
o zor günlerinde belki de can simidi oldu, imdat tufanı oldu. Yani o anlamda da farklı bir yönünü Expo projesi gerçekleştirmiş oldu. İnşallah dediğim gibi yakında gerçekleştireceğimiz, birkaç ay sonra belki de sürecini başlatacağımız yerel yönetimler seçimleriyle de beraber yerel yönetimler seçimlerine giderken bu projelerin, yaptığımız işlerin AK Parti'nin ne denli vizyon sahibi, ne denli yenilikçi, ne denli şehirlerine, ilçelerine bir şeyler katmaya çalışan ve hizmet etme gayreti içerisinde olan bir parti olduğunu bir kez daha vatandaşlarımıza gösterecektir diye umut ediyorum. İnşallah bizler de teşkilatlar olarak tabii yine önemli bir sürecin arefesindeyiz. Hem ana kademe teşkilatlarımız, hem gençlik, hem kadın kolları teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz Allah razı olsun bu yaz aylarında hiçbir gününü boşa geçirmedi. Gerçekten diğer partilerin milletvekillerine, teşkilatlarına baktığımızda adeta suskus olmuşken, adeta oturdukları koltuklara yapışmışken, adeta sesleri, sedaları artık çıkmaz hale gelmişken, vatandaşların karşısına çıkacak yüzleri kalmamışken, bizler bu yaz ayını milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm teşkilatlarımızla şükürler olsun vatandaşlarımızın içerisinde onlara hizmet etme aşkıyla, onlara ne yaptığımızı anlatarak bir kez daha geçirdik. Şükürler olsun Rabbim. Öyle sosyal medyadan boş boş yazılar yazmadık. Öyle sosyal medyadan klavye kahramanlıklarına bulaşmadık. Tüm milletvekillerimizi sahaya saldık. Belediye başkanlarımızı, teşkilatlarımızı sahaya saldık. Vatandaşlarımızla hemhal olduk. Allah'a şükürler olsun. Ben o yüzden tüm teşkilat mensuplarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah bu yoğun süreç artarak devam edecek. Hem belediye başkanlarımız, hem milletvekillerimiz, tüm teşkilat mensuplarımız inşallah sahada basmadık yer, çalmadık kapı bırakmayacağız.